Sevgili seyirciler, Astroliz'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümümüzde kovalar ve yükselen kovaların 2017 genel astroloji yorumlarını astroloğumuz Uygur Gür'den rica edeceğiz. Evet, sevgili kovalar ve bilhassa da yükselen kovalar. Jüpiter terazi burcunda transitte, bu demek oluyor ki 9. evinizde bir Jüpiter transiti var. Yani bütün odağınız bilgide. Farklı kültürleri tanımak istiyorsunuz. Farklı dini felsefi görüşlere bu sene çok meraklı olacaksınız. Belki yurt dışı seyahatlerine çıkabilirsiniz. Bunlar dini felsefi ya da mistik amaçlı da olabilir. Yani kısacası bilgiyle ilgili, hayatı anlamakla ilgili, büyük resmi görmekle ilgili bu sene özel bir takıntınız olacak ve bu anlamda da çok böyle fırsatlar karşınıza muhakkak çıkacaktır. Eğer yarım bıraktığınız bir eğitiminiz varsa, diyelim ki üniversiteyi zamanında yarım bıraktınız, bu sene geri dönebilirsiniz. Ya da kişisel gelişim eğitimlerine merak sarabilirsiniz. Bu anlamda son derece destekleyici olacaktır. Yurt dışı seyahatleri var. Genel olarak yurt dışı tematiği var. Bu ne demektir? Mesela kariyerinize bir yurt dışı bağlantısı ekleyebilirsiniz. Bu anlamda güzel çalışır. Ya da kariyerinizi yurt dışına taşıyabilirsiniz. Yine 9. ev tematikleri içerisinde ithalat, ihracat olabilir. Hani bu konularda bir takım şanslar elde edebilirsiniz. Bu sene diyelim ki bir mahkemelik durumunuz var. Emin olun Jüpiter mahkemeniz konusunda sizi destekliyor. Ya da anne babasınız ve torun bekliyorsunuz. Belki bu sene size bir torun da gelebilir. Jüpiter'in böyle fonksiyonları olabiliyor. Eğer öğrenciyseniz sınavlarınız için müthiş bir destek. Öğrenciler bu sene çok şanslı Barış'cığım. 10 Ekim itibariyle Jüpiter 9. evinizden 10. eve, yani Akrep Burcu'na geçecek. Bu da demek oluyor ki kariyerinizde bu sonbahar sizin zamanınız başlıyor. Kariyerinizde parlayacaksınız. Üstlerinizle ilişkileriniz iyi olur. Söylemleriniz muhakkak, geri dönüşleri güzel olur. Ne bileyim, bir atarsınız üç geri döner. Bir takım mesleki kariyeristik fırsatlar sizi bulur. Kendinizi rahat ifade edersiniz. Popüler olursunuz. İş ortamında çok sevilirsiniz. Yani kesinlikle bu sonbahar kariyer anlamında çok güzel bir sonbahar olacak. Şimdi bu sene tutulmalar sizin burcunuzda. Kova Aslan'da, yani 1-7 aksında. Bu da demek oluyor ki son derece kadersel bir sene yaşıyorsunuz. Mesela iyi giden bir ilişkiniz varsa pat diye evlenebilirsiniz. Kötü giden bir ilişkiniz varsa o ilişkiyi kesebilirsiniz. İyi gitmeyen bir evlilik bu sene bitiyor olabilir. Çocuğunuzla ilgili çok fazla sorumluluklar almaya başlıyor olabilirsiniz. Her türlü ailevi konular bu sene çok odağınızda olacak ve bitiş ve başlangıçlarla ilgili çok çalışır. Şimdi bu 1-7 aksı olduğu için 4-10'u da çalıştırıyor. Bu ne demek? Şöyle anlatayım. Kariyer anlamda, mesleki anlamda size bir sürü fırsatlar sunacak. Birdenbire yeni bir mesleki kariyer başlatabilirsiniz. Veya mesleğinizden memnun değilseniz, orada bir şeyler yolunda gitmiyorsa onu bitirebilirsiniz. Farkındaysanız böyle çok radikal değişimler var. Özellikle Barış'cığım, bu 1-7 aksında kovalarda kişisel gezegenleri varsa veya kariyeristik gezegenler, Satürn gibi, Plüto gibi, hani bunlar daha efektif çalışacaktır. Daha hızlı çalışacaktır arkadaşlar bu tutulmalar. Şimdi bütün bu tutulmaların amacı ne? Aslında sizin özgürleşmenizi sağlamak. Yani hayat diyor ki bak, burada bir şeyler kötüye gidiyor, hadi bunu keselim. Ya da burada bir şeyler iyi olacak. Sen buna cesaret edemiyorsun ama sen aslında özgürlüğüne çok düşkün bir burçsun. Sana ben bir destek atayım diyor. Yani hayatınızı revize ediyor, organize ediyor bütün bu tutulmalar. Yine nitekim Satürn 2015 yılından beri 11. evinizde Yay burcunda. Kariyerinizin getirileriyle ilgili sizi bir kısıtlıyor, bir fırsatlar veriyor, zorlanıyorsunuz. Bu ne demektir? Şudur. Mesela bir takım işler yapmışsınızdır kariyerinizde. Bununla ilgili olumlu geri dönüşümler olmamıştır. Aslında Satürn size şu diyordur. Senin mesleki anlamda çok sağlam bir potansiyelin var. Bırak burayı. Birazcık da başka tarafa bak. Başka bir yerden yeni bir yol keşfet. Mesleki anlamda kendini geliştir. Umutlarını revize et. Kariyer hedeflerini revize et. Hani bu anlamda Satürn bu senede çalışmaya devam edecek, kaldı ki sonbahardaki Jüpiter'in mesleki alana girmesiyle beraber, bakın dikkatinizi çekerse burada çok güzel bir uyum var. Yani kariyeristik anlamda çok sağlam bir sene bu sene. Sonbaharı da göreceksiniz, çok iyi çalışacak bu. Şimdi bir de tabii ki sizler çok sosyalsinizdir. Böyle toplantılar, arkadaş organizasyonları, bir araya gelmeler, biraz onunla sohbet, biraz bununla sohbet, bir takım kulüpler, hobiler, bunları çok seversiniz. Ama 2015'ten beri sanki bunlarda bir azalma var. Yani bazı arkadaşları hayatınızdan çıkardınız.
Kırgınlıklar oldu, kavgalar oldu ya da birdenbire arkadaşlarınız yok oldu. Sizi yanlış anlamaya başladılar ya da frekansınız artık tutmuyor. Çünkü Satürn diyor ki bu kadar çok kişiye ihtiyacın yok. Az olsun, öz olsun, kendi öz değerini bil. Senin herkese ihtiyacın yok. Hani bu konuda sizi hakikaten Satürn sınıyor arkadaşlıklar konusunda ama yegane amacı kaliteli, yanınızda olabilecek, size ufuk veren arkadaşlarla yola devam etmenizi sağlamak sevgili kovalar. Bu kadar. Uygurcuğum çok teşekkür ederiz. Kovaları gene heyecanlı bir yıl bekliyor, dolu bir yıl bekliyor. Kesinlikle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza lütfen üye olmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.